Merhaba arkadaşlar. Çatalhöyük antik yerleşiminin bulunduğu alanı anlayabilmek için Höyük'ün bulunduğu yerin girişindeki ziyaretçi merkezini gezmek ve buradaki tabelaları, yazıları okumak gerekiyor. Hemen girişte Çatalhöyük evlerini anlatan model evler ve burada çok önemli olan Tanrıça figürünü için yapılmış olan bir heykel, bir kibeleye benzeyen bir heykel sizi karşılıyor. Çatalhöyük İki büyük höyükten oluşuyor. Doğu ve Batı höyüğü adı verilen gezilen alan Doğu höyüğünde kuzey ve güney kurganları mevcut ve burada bulunan evler antik dönemde bu şekilde görünüyor ve iki höyük bölümünün arasından Çarşamba Nehri'nin bir kolu geçiyordu ve burası oldukça sulanabilen ormanlık sayılabilecek yarı bataklık bir alandı. Bu evleri anlayabilmek için bunların yerleştirildiği alanları, toprak katlarını çok iyi anlamak gerekiyor ve en önemli özellikleri ölülerini evlerinin tabanlarına gömüyor olmaları. Örnek bir ev bu şekilde görünüyordu ve çatıdan girilen bir açıklık ve bir merdiven vardı. Kapı ve pencereleri yoktu. Yine Tanrıça figürünü burada çok önemliydi. Dinsel bir alan, dinsel bir tapınak tespit edilmemiştir. Ancak Tanrıça figürünleri önemliydi ve gömülen kişiler bazen atalarının iskeletleriyle, örneğin kafa iskeletiyle beraber gömülebiliyor. Bunlar boyanabiliyor ya da dolgu yapılabiliyordu. Yine çeşitli av malzemesi kullandıkları kemikler burada görülmekte. Evlerin altında bulunan gömü alanlarında büyük evlerde 60'a yakın ceset tespit edilmiştir. Ancak bazı evlerde ise hiç ceset yoktu ve çocuklar ve kadınlar genellikle mezar hediyeleriyle beraber gömülürken yetişkinler hediye olmadan anne karnındaki halleriyle bağlanarak gömülmüşlerdir. Küçük boncuklar da burada sık olarak bulunuyordu. Yine bu bölgeye Kapadokya, Akdeniz ve Kızıldeniz'den ticaret yapıldı ve bazı malzemeler geldiğine dair de küçük izler tespit edilmiştir. Evet, gördüğünüz gibi Çatalhöyük'ün bulunduğu alan şu andaki görünüşünden çok farklıydı ve bu alan oldukça sulak, Çarşamba Nehri'nin geçtiği bir alandı. Çevrede orman vardı, bol miktarda av hayvanı bulunmaktaydı ve avcı toplayıcı özelliklerini artık yavaş yavaş terk edip yerleşik hayata geçen insanların ev yapılması için kirli toprağın bol olarak bulunduğu, ıslak zeminin, bataklığın bulunduğu bir alandı. Bol miktarda balık, su kuşu, yumurta gibi insanların besin olarak kullanabileceği alanlar vardı. Ve Çatalhöyük bir köyden çok bir şehir yapısına yakındı. 3500 ile 8000 arasında değişen bir nüfus mevcuttu. Ve insanlar bu evlerinin içinde olduğu kadar damlarında da hayatlarını geçiriyorlar ve evlerinin ana yerleşim alanlarının üstü içine çeşitli figürler çiziyorlar. İşte burada bulmuş olan obsidyenden bir bıçağı görüyoruz. Bir tahta sap yapılmış ve bu bıçak avlanma ve diğer amaçlarla kullanılmakta. Burada yapılmış olan topraktan bir kap görünmekte. Bunlar da eşyalarını, yiyeceklerini saklamak amacıyla kullanılan kaplardan. Yine çeşitli obsidyen aletler. Bunlar da yanar taştan yapılmaktaydı. Av amacıyla özellikle konmakta, mızrak uçlarına, ok uçlarına takılmaktaydı. Dünyanın en eski tuzluğu da yaklaşık 8000 yaşında Çatalhöyük'te ortaya çıkarılmış ve ziyaretçi merkezinde görülebilmekte. Yine burada bir süs eşyası olarak kullanıldığı düşünülen küçük bir kap mevcut. Seramikten çok minyatür bir yapıda. Büyük ihtimalle bir oyuncaktı. Ve yine çeşitli tokalar, tahta kaplar, sandukalar burada ufak örnekleri bulunmuştur ve bunlar da yine ziyaretçi merkezinde sergilenmekte. Ziyaretçi merkezini gezdikten sonra buradaki bütün resimleri ve benzer şeyleri gördükten sonra asıl höyük alanlarını gezmek, buraları daha iyi anlayabilmek açısından çok önemli. Yine burası uzun zamandır yapılan kazılarda adım adım gelişen ve eskiden doğru olduğu düşünülen bazı teorilerin artık yanlış olduğunu anlaşıldığı yeni yeni bilgilere ulaşılan bir alan. Bu yüzden gelişime açık ve insanlığın neolitik çağ yani taş devrinden yerleşime geçişini göstermesi açısından da mutlaka tarihe ve doğaya düşkün herkesin görmesi önerilen bir alan.